Ha bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz kadırdanlar, bugün sizler bilen İslam teologiyası doğrusudaki bazı mavzular hakkında sohbetleşemiz. Mavzuyumuz erkinroq. Savol cevaplarına ozgina vaqt ajratsak kerak. Dolzarb mavzulardan biri teologik asoslarga ko'ra İslam dinining nozik masalalari, ya'ni bütün insoniyatni, ya'ni İslam'ga mansub bo'lgan odamlarni va İslam'ga mansub bo'lmagan odamlarni ham aloqador qiladigan, ya'ni ularga ham tegishli bo'lgan masalalarda xohlagan odamdan diniy mavzuni qabul qilsa bo'ladimi? Ular masalan kim bo'lsa İslam'dan gapiraverishligi mumkinmi? Shu jihatlarga to'xtalib o'tamiz. Agar hamma islomdan gapirsa bo'laveradi degan tendensiyani olsak, nima natijalar kelib chiqadi? Yo'q, bu haqida faqat mutaxassislar gapirish kerak deganda nima nazarda tutiladi va bundan nima samaralar ko'zlanadi? Inshaalloh shu haqida gaplashamiz. Islom dini unga e'tiqod qiluvchilar nazdida, ya'ni biz musulmonlar nazdida ilohiy din. Islomni ta'limoti insoniyat ichida bir payg'ambarga yuborilgan. Butun odamlar ichidan bir odamni Alloh taolo tanlab olyapti-da, o'sha odamga o'zining vahiysini nozil qilyapti. Vahiyni shartlari, unga aloqador masalalar katta bir fan. Lekin barchamiz bilamizki, yuzaki qaraganda ha, payg'ambar Muhammad alayhi salatu vasallamga Alloh taolo vahiy nozil qildi. Iymonning shartlarida musulmonmisan desa nima deymiz? Alhamdulillah musulmonman deymiz. Kalimani keltirsa nima deymiz? Ashhadu an la ilaha illalloh deymiz. Allohdan o'zga iloh yo'qligiga guvohlik beraman. Bu guvohlik kifoyami desa, yo'q, kifoya emas. Nimaga? Bizni Allohdan o'zga iloh yo'q degan guvohligimizni tasdiqlovchi shaxs kerak. Adolatli shaxs kerak. U kim? Payg'ambar. O'shaning uchun davomida va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu deymiz. Yoki Muhammadan rasululloh deymiz. Allohning rasuli Muhammad alayhissalom. Nimaga? Allohning yakkaligini, Allohdan keladigan kalomni, vahiyni bizga payg'ambar, ishonchli odam orqali qabul qilamiz. Bo'lmasa nima bo'ladi? Hamma o'zini payg'ambar deb e'lon qilish imkoniyati tug'ilib qoladi. Agar biz bir payg'ambarga iymon keltirmasak, o'sha payg'ambarga ishonmasak, o'sha payg'ambar orqali vahiyni qabul qilib olmasak, ta'limotlarni, unda nima yuzaga chiqadi? Xohlagan odam chiqib payg'ambarman deyishlik imkoniyati yuzaga chiqib qoladi. Buni Qur'onni yoki Allohning vahiylarini monopoliya qilish desa bo'ladimi inson doirasida? Bo'lmaydi. Hech kim aytmaydiki, vahiyni faqatgina nimaga payg'ambarga keladi? Menga ham tushimda bir narsalar kelyapti deyish mumkinmi? Deyapti odamlar hozir. Men hayolimga bir narsalar kelyapti, men ham to'g'ri bo'lsam kerak, deyapti odamlar. Shariat nima dedi? Yo'q dedi. Bu haqiqat men tanlagan odam orqali boradi dedi. Qur'oni Karim bunga bir qancha oyatlarni bayon qildi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Sizlar uchun payg'ambarda, Allohning rasulida go'zal namuna bor dedi, o'rnak bor dedi. Taqlid qilmoqchiman, ergashmoqchiman desiz, mana payg'ambar dedi Alloh taolo. Payg'ambar alayhi salot va salom hayotlari butun insoniyatga, ya'ni musulmon shaxsiyatning hammasiga o'rnak sifatida o'rtaga qo'yildi. Payg'ambarni tan olmagan odamning musulmonchiligi bo'lmaydi. Xohlagan tushunchasini gapirsin, aqli dunyoni qamrab oladigan darajada bo'lsin. Payg'ambarni keltirgan vahiysiga ergashmasa, u nima bo'ladi? Musulmon bo'lmaydi. Arastu aql doirasi borasida o'zining zamonasida ham, keyinchalik ham nima deyiladi? Falsafada ustozi avval deyiladi. Aql idrok doirasida juda ham ya'ni peshqadam bo'lib ketgan odam. Shunga kelib sen deyishgan
Peygamberge iman keltir degende aytgan ki, men degen peygamberge iman keltirişke ihtiyacım yok, meni aklım hemen arası getirdi degen. Ve bu bilen, o, o şey, imani cihattan adaşken deyiladi. Akıl, malum bir katar geçe yetib aradı, ondan yok da peygamberge ihtiyacım var. Demek, biz peygamberge iman keltirişliğimizni doğru manada kabul kılamız. Aklı, mantiki asaslarım bunu yetekleydi. Çünkü gaybi meselelerde, gaybke alakadar mavzularda uşa gaybke bağlılık bugün peygamberine demek biz tallaşımız gerek, onge iman keltirişimiz gerek. Kimdir çıkıp etse ki, ya peygamberge ihtiyaç yok, onu oradaki biz yapıra uğramayız. Bizden peygamberine vazifesini gapira olamiz, bizga Qur'on yetadi deyapti hozir ba'zi jamoalar. Qur'on yetadi. Qur'onni o'zini o'qiymiz, unga ma'no aytarkanmiz, sunnatga ehtiyoj yo'q deyapti. Hadisga ehtiyoj yo'q, biz o'zimiz gapira olamiz deyapti. Nimaga desa, chunki nima kerak bor monopoliyani, din oson din deyapti. Qur'ondan bunga o'zi xohlagandek ma'nolarni topishi mumkin. Lekin islom ummati unga nima qilmaydi? Quloq solmaydi. Endi payg'ambar alayhissalotu vassalom bilan yashagan odamlar bor. Trik, o kişiye iman keltirgen, o kişinin yanında turgen, en ağır küllerde yelkeme yelke turgen, en yani çok kogik çıkan davurlarda hem yanlardan kımillemegen adamlar bugün. Onların sahaba deyiladi. Sahabanın tarifini mi? Peygamberini körgen, sohbetleşgen, iman keltirgen. Üçte şart buluş gerek. Körgen o, sohbetleşmegen buse, yok ki körgen o iman keltirmegen bu ise sahaba bu miydi? Mesela Abu Cahil peygamberimizi körgen. Lekin o kimmez? Sahabemez. Körüp iman keltiriş gerek. Mesela Uvays Al-Qarani degen adam bugün. Peygamber aleyhisselamın zamanlarda yaşagen. Hamdavur bugün, ham asıl bugün. Lekin Resulullah'ın körgeni keledi Medine'ye. Onası aytadı ki üylerine barıp üylerinden kaydı. Onalarını yapıge kiradı da kelip üylerine kese Resulullah yok. Başka joyga az yine sefer kısa yani Resulullah'ın tapadı. Onun menge bu narsanı aytmaganlar, kayıt deganlar deb kayıt ketadi. Resulullah'ını körmegen. Bu adam sahabe emas. Lekin Peygamber aleyhisselam onu maqtaganlar. Onasını aytganini qilgani uchun onu maqtaganlar, o'zlarining to'llarini unga berib yuborganlar. Keyinchalik Hazrat Umar ko'rishgan odam bilan sharafli inson. Sahabeler Alloh taoloning payg'ambarga munosib tarzda yaratgan dostları, havariler, ansarlar hisoblanadi. Resulullah'ın yanında uzatki münasip şahslar olar. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan keyin sahabelerden keyin bazı adamlar bir sahabanı körüp kalsa alige anaka kılarken, mücamele muamele kılarken bay 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 bu kızlar, peygamberdeki zatını körgen kızlar deb havas manasını yapırarken. Şimdi sahaba aytganlar ki, sen bunaqa mücamele kime? O'zingni holatingdagi imoningga şükür kıl. Biz şunaqa ko'zlarini ko'rdik, Resulullah'ını ko'ra turup o kişiye iman keltirmedi. Sen ko'rmasdan turup iman keltiryapsan, holingga şükür kıl degan. Yani her kim o'zini holiga şükür kılsın, biz bu davrning odamimiz. Sahabanın o'rniga o'zimizni qo'yishimiz xatarli. Yani koyamayayım mı? Sahabedek buluş bu imkaniyeti yok. Kıyılmaz. Bundan imkansız var. Vakıya. Keyin o şey sahabelerini Allah Teala peygamberge münasip kıldı. Ve sahabeler peygamberden körgen, işitgen meselelerini düşünmegenlerini soruştu. Ve özleri din meselelerde özlerden keyingi avlatga köprik buluştular. Hiç bitti adam, peygamberini körmegen adam özüden özü doğru peygamberge bağlanamaydı. Bizim dinimizde peygamber aleyhissalatu vesselam'ını yani sadda kılıp etken de kopiyesi sahabeler buldu. Sahabelerini kopiyesi ondan keyingi tabiillerge öttü. Tabiiller özleri olgan narsasını kopya kılıp tabi'a tabi'inge aitti. Şimdi karayın da kopiyada biraz rayın kaçadı doğru. Original bu miydi? Lekin İslam'ın bugünge kadar keliyetken asasları bana şuna kengi kopiyaya
Yani sanatga o'zaro bir-biriga bog'liqlikka aloqador. Bog'lab bera olmagan odam dindan gapirsa, Qur'onni o'qiydimi u, hadisni aytadimi yoki masalan falonchi shayxning tafsirini o'qib beradimi, o'zini shaxsiy manfaatlariga ishlatayotgan bo'lsa, u odamni diniy masalada mavzusi olinmaydi. Mana shu gap monopoliyami? Monopoliya emas bu. Monopoliya nima? Monopoliya. Men bir narsaga ega bo'lsam, masalan deylik, O'zbekistonda JM bor. To'g'rimi? JM boshqa mashinalarni O'zbekistonga kirishligiga qarshi. Buni monopoliya deydi. To'g'rimi bu? To'g'ri emas. Xalq zarar ko'radi bundan. Monopoliyani ustiga o'tirib olgan odam nima qiladi? O'zi xohlagan narxni qo'yib sotadi. Chunki boshqa tanlov yo'q. Doğru mu? Lekin. Xohlagan sifatini çıkaradı o. İtiraz bildiren miyiz? Çünkü başka imkaniyeti yok. Koçadan Mercedes Benz'ni alıp gelemem deseyiz, üstüge yani uşa beraber de narsa kop koyadı. Bu monopoliya bu. Başka adamını uşu sahaya kırıtmaslık. Şimdi Kur'an'dan siz gapirmeyin okumasayız degenimde ben monopoliya kılı yapmam mı? Hud düşünüyorum monopoliya kılı yaptı mı? Neyse yok. Ben sizge Kur'an'dan gapirmayın derken ben Kur'an'ı okumayın demeyip mi? Sizi tosmayıp mı? Aldı izni. Okuyun Kur'an'ı. Lugatlarını örgeneyin. Şu Kur'an talimi için, İslam talimi için vaktinizi acıratın. Umriyizi sarflayın. Örgeneyinizden kim gapiravurun? Kim sizi tosuyor? Doğru mu? Kim tosuyor sizi? Hiç kim. Kimga aytilyapti? O'sha ishga mutaxassis bo'lmagan odamga gapirmasan deyilyapti. Bu mantiqan to'g'ri gap, monopoliya emas bu. Mana shu gapni tibbiyotga tatbiq qilsangiz to'g'rimi? To'g'ri. Siz tibbiyotdan chiqib hozir ko'chada e'lon yozsangiz, men falonchi pistonchi, falon nomirdaman, yurak operatsiyasini amalga oshiraman desangiz. Kollejda diplom yo'q, o'qimagansiz, birorda tajribangiz yo'q. Sizga qarab sen tibbiyotdan o'qimagansan, nima qilyapsan? To'xta bu ishingni qilma desa, tibbiy soha egalari. Siz unga qarab tibbiyotni monopoliya qilmalaring desangiz, to'g'ri bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi-ku. Nimaga Qur'on haqida hamma xohlaganini gapirish kerak degan da'voni olib chiqishyapti? Bu mana shu holat. Islom ulamolariga xalq ergashayotganligidan ya'ni tashviş qilayotgan siyosatchilar bor. İslam ulamolariga xalq ergashyapti. Mesela İslam ulamolari bazı qiyinchilik paytlarda xalqqa aytayaptiki, sabr qilinglar, haqda sobit turinglar, inshaalloh yaxshi kunlar keladi desa, siyosatchilarga sabr yoqmaydi. Ular aytadiki, sanlar deydi, xalqni deydi, uxlatyapsan deydi. Ye? Payg'ambar alayhi salatu vasallam as-sabrus ra'sul iymon deganlar. Sabr imonni boshi. Bir jasadda bosh ne kadar ahamiyat kasb qilsa, imonda sabr shu kadar ahamiyat kasb qiladi. Va sabrni to'g'ri tushunchasini bilmaydi ular. Sabr nima? Sabr 3 ta narsaga qilinadi. Sabr degani ojizlik degani emas. Men sabr qilishim kerak yoki sizga sabr qilishingiz kerak deganimda, sizni ojizlikka, qo'lidan hech narsa kelmaydigan ishga maydondan chekinishga da'vat qilayotgan bo'lmayman. Sabr kuch talab qiladi. Payg'ambar alayhi salam aytganlar, avvalo sabr so'rama deganlar. Nimaga? Sabrga yarasha imtihon kelganda sabr kerak bo'ladi. Bo'lmasa, ofiyat so'ra, o'zingga salomatlik so'ra deganlar. Sabr uchta narsaga bo'ladi. Birinchisi ibodatda sabr qilish, ya'ni haq yo'lda sabr qilish. U nima degani? Siz bir yolda haqsiz. Bunga qarshi, haq yo'liga qarshi sizga to'siqlar chiqar ekan, o'sha to'siqlarga yengilmasdan haqda davom etish sabr hisoblanadi. Bundan ortiq isyon bormi zulmga qarshi? To'g'rimi? Masalan deydik, bomdod namozi bugun ertalab saharda, misol uchun 6 da o'qilyapti. To'g'rimi? Masjidlarda 6'da okuluyordu. 6'yı 10 atrafıydı. 5 yarımda kiradı. En uyku şirin payıydı. Siz uşa payıydı, oranı yüzden turun.
taharatını kılı, namaz okşayınız için ne gerek sizge? Sabır gerek. Sabrınız bulmasa, kana kılıp durup namaz okuya alasınız. Ramazan ayıda roza payeti gibi kaldı. Issık. Allah Teala rozanı tutunlar dedi. Rozanı tuttuyuz, ettelap saharlığını kıldıyız. Sizde sabır bulmasa, Allah ki iman, işanç bulmasa, rozanı tutalıyız mı? Yok, peşinde ya karın kurulaşı başlaydı. Bildirmezsen su içkisi gibi kaladı adamlarına. Sabır varlığı için, imanlı başı sabır turgenliği için ibadette turasın. Sabır ne miyken? Küçük. Küçülü iradesi var adamda sabır buladı. Kesel bu kaldıyız. Keselsiz, sizge doğru bir yaptı doktor. Açık doğru. Açık doğrunu içişken ne kılasız? Sabır kılasız. Ukol kumakçı. Ukolunu ağırlığı ne kılasız? Sabır kılasız. Sabır acizlik mez. Kaysi imam, kaysi ahli ilim, halka karab, sabır kılınlar diyetken de ularını acizlikke, uhulatışke tarif kıyatken bulmaydı. Dinli düşünmeyen adam siyasi yani maksatlarına erişalmayı turgan adam imamlarını, ulamalarını yamanatlık kılış için bundan faydalı yaptı. Değil mi ki? Siyasetini haklayan adam halktan isyanını haklaydı. Değil mi ki? Mevcut tüzümünü parakende kılış için isyan kılıcı gruplar gerek. Bütün dünya bundan faydalanadı. Bütün dünya, mesela fan kulüplerini ne kadar teşkil kılışadı? Fan kulüpler futbol için karsak çaptırdı, futbol peytedi. Futboldan keyin isyan için ular kerek. Koçaga ammavi medeniyet, yani ammavi fikrini ap çıkıp kuliga imkaniyet verip koçanı parakende kısa, keyin iktidarga hücum kılalıydı. Siyasetçilerinin en rezil işlerden biri bu. Aleyküm selam, kerim. Demek, sabırının birincisi ne miyken? Hakta duruş. Hakta duruş. Kembeğal bu kalsayızem, kıynalıp kalsayızem, başı izge bir nasıl kirgen takdir diyen, sizge toskınlıklar bulgen takdir diyen, hakta durabiliş. Bari edip arağı çoğurmaslık. Bari edip hatırlığa yürüp gitmeslik. Sabır bu. Sabır. Birincisi ibadetke sabır. Yani hak yolge sabır. İkinci sabırını, ikinci rukunu günah kılmaslikke sabır gerek. Karşınızda imkaniyetiniz bokturup da şu günahını kılışlikke. O şey günahını arkasından nafsiniz lezzetlenedi. Çünkü sabır kılış. Bu yam sabır talep kıladı. Arap dilde bunu havul deyledi. Yani cennetinin hazinelerinden bulgen dua var. La havle ve la kuvvete illa billah deken. Ha? La havle ve la kuvvete. Havul bilen kuvvetin ne farkı var dese ulamalar etedi. Günahtan saklanış için insanga havul gerek. Havul degeni kuvvetli bir körünüşü. O günahtan saklanışki işletiledi. Kuvvet ne işletiledi dese ibadetki işletiledi. İbadat için kuvvet gerek. Günahtan saklanış için havul gerek insanga. Havul lügatte özgeliş degeni. Karşınızda bir adamını, pulunu özleştirvarış imkaniyetiz boktırıptı. Uşa vaziyette sizi vasvas kıptırıptı. Vaziyetten siz yakşı tamamen özgerseniz havul o gen barız. Şunu yapsız mı? Havul gerek, kuvvet gerek. İbadattan saklanışlıkke sabır gerek. Yani günahtan saklanışlıkke sabır gerek. Üçüncü sabır, insanın başına yetip gelgen musibetlerge sabır kılış gerek. Başımızda musibetler geliş ihtimali daim var. Kimdir yakınını yok atadı, kimdir karzge batıp kaladı, kimdir kesel bop kaladı, kimdir onda, kimdir bunda hayatı da musibetler kiredi. Musibetlerge sabır kirey boladı. Musibetlerge Peygamber aleyhissalatu vesselam, mesela diyelim bütün bir cemiyette kıyınçili gidemiz. Mesela diyelim müstakil bulduk. Ben bu meselene biraz siyasi, bazı siyasetçilerden şükürlerden atışmamız var da siyasetçilerge karateyit yapmam ben. Siyasi manadayan İslam talimatının ne kadar keskir ve halklar için menfaatli ekenini ispatlamak için. Biz diyelim yenge müstakil bulduk.
müstakil bo'lganimizda bütün ommaning manfaatlariga bütün omma harakat qilish kerak. To'g'rimi? İçimizde kimdir tashqariga xiyonat qilsa. Oilada turibsizda WikiLeaks'ga maqola yozib beryapsiz. Va siz maqtanyapsiz, meni maqolalarimni WikiLeaks iqtibos keltirgan deyapsiz. Bu nima degani? O'zini xoyinligidan faxrlanish degani bu. Sen bu milletin içinde yaşadın mı? Ha, şu milletin içinde tuğuldun mı? Ha, şu memleketin adamı mısın? Ha, ne makinesen taşkarıya muammalarını satıp? Memleket dairesi de düşünmezliği mümkün. Bazı adamlar. Lekin aile dairesi de. Otasız, farzandiyiz var, oğlunuz ailedeki muammalarını koşunluğu satı yaptı. Siz de ailevi muammalarınızı koşunluğu çıkıp ayeti yaptı. Va bunga faxrlanyapti. Siz anga unga o'g'lingizga qarab, sen nimaga bu muammolarimizni ko'chaga aytyapsan? Bu muammolarga hozir yechim yo'q, lekin harakat qilyapmiz. Nimaga bularni sen qo'shniga sotyapsan desangiz, o'g'lingiz meni sotganlarimni qo'shni har joyda gapirib yuribdi. Bu yaxshi jurnalistika deyapti. Bu kim bu? Xoyim bu. Menga bitta jurnalist shunaqa deyapti. Meni maqolalarimni deydi WikiLeaks iqtibos keltirgan, saviyasi zo'rligidan deydi. Voy. Seni xoyilligingni tashqariga chiqib gapirgan, sotgan xiyonatingni aytib faxrlanadigan saviyadasan, senga gap bo'lishi mumkin emas. Bebaho odam ekansan. Bahoing nol. Ya'ni bahosi yo'q odamlarni. Endi o'sha qiyinchilik kelgan paytda sabr qilish kerak. Yuqorida ibodatga sabr dedik, to'g'rimi? Günahdan saqlanishga sabr dedik, to'g'rimi? Endi musibat kelgan paytida inson yo günahga qo'l urishi mumkin, yoki ibodatdan mahrum bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun sabrlar ichida eng ajri ko'pi musibatga sabr qilish. Ocharchilik bo'lib qolsa ham, shunga sabr qilib, ibodatdan mustahkam günahga qo'l urmasdan davom etish kerak. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilarki, "As-sabru Ainda sohmatil ula" dediler. Sabır birinci zarbada bilinadi. Hakiki sabır birinci musibetinin zarbası kegen paytda bilinadi. Bir kabirden ötüp ketayotdilar kabristondan. Bir ayol kabristonda kabirni üstüde şu dod deb voy deb qichqirib yig'layapti. Peygamber aleyhisselam unga sabır kıl dediler. Sabır kıl. Boshinga kelgan musibetga sabır kıl dediler. Şunda haliga ayol payg'ambarimizga qarab aytdiki, bu musibat menga yetganda sizga yetmagani uchun siz oson gapiryapsiz dedi. Sahih rivoyat shu. Rivoyatning nozikligini qarang. Payg'ambar alayhissalom bir odamni boshiga musibat yetganda dod voy deb yig'layotdi. Biroz boshqacharoq qilib aytay, isyon qilish kerak, miting qilish kerak deb qichqiryotdi bir xotin. Payg'ambarimiz o'zi sabr qil. Hali yaxshi kunlar keladi. Moshinga kelgan musibatga sabr qil deydi. U xotin nima dedi? Bu musibat menga kelganda dedi. Sabr qil deyish oson dedi. Indamadilar payg'ambar alayhissalom. Ketdilar. Eyvallah. U ayol payg'ambar alayhissalomning kimligini bilmas edi. Odamlar kelib aytdi unga. Bu ayol deyishdi. Bu odam kim sen? Kimga e'tiroz bildiryapsan? Bu Allohning rasuli ki dedi. Bu Allohning rasuli ki dedi. Deganda o ayol dog' deb keldi Rasulullohning oldiga. Ey Allohning rasuli, men sizni payg'ambar ekaningizni bilmay qopman. Sizga noto'g'ri gap gapirib qo'yibman. Kechiring meni dedi. Shunda payg'ambar alayhissalom yuqoridagi hadisni aytdilar. As-sabru inda sadmatil ula dedilar. Haqiqiy sabr birinchi zarbada bilinadi. Odam dog' deb, voy deb qichqir qilib, yig'lab hamma narsasi tugagandan keyin endi nima qilamiz? Sabr desa, u sabr emas u. O acizlik o. Sabır birinci zarbada. Başımızda bir musibet kelgan paytida Allah Ta'ala demiz, inna lillahi ve inna ilayhi raciun. Biz Allah'ın ikimiz, Allah'ın kaytamız deyiş ve Rabbimiz narazı boladigan gaplarını gapirmayimiz deyip turabiliş, bu sabır bu. Demek, sabır ne miyken? Sabır en katta kuch bu. Eğer sabırını cisimga aylantirilgan deydi, katta tog' bo'lardi. Katta tog' bo'lardi.
Sabır ota kuchli narsa. Endi bugun osha siyosiy maqsadi uchun vaziyatni qarab hozir so'z erkinligi bo'lib qoldi. Yaxshi, so'z erkinligi tarafdori mana. Endi hozir shu fursatdan foydalanib o'zimizni siyosiy maqsadlarimizni amalga oshirib olaylik deyatgan odamlar tamam siyosatga kirsin. Men siyosatga kirgan, siyosatda harakat qilib yurgan odamlarga mutlaqo gapim yo'q. Shuni tanlabdi bechoralar, yuraversin siyosatni ichida. Lekin siyosiy maqsadlarini amalga oshirish yo'lida Qur'ondan oyat o'qib, hadisdan odamlarga gapirib, o'zi mutaxassis emas, o'qiyotgan Qur'onida nima deyotganini bilmayapti. Undan yulib olib, bundan gapirib, odamlarga mana din shunaqa degan, sabrga chaqirish to'g'ri emas, undoq qilish kerak, qani sanam palonchiga gapir, qilib provokativ usullarni qo'llayotganlarga aytamanki, hop, to'xta, to'xta. Sen o'zingni maqsadingga dinni ishlatma. Seni nima maqsadda, nima harakatda qilayotganligingga men to'sqinlik qila olmayman, og'zingga men qulib sola olmayman. Xohlaganingni gapir. Lekin din seni, ya'ni xohlagan maqsadingga ishlatiladigan, ya'ni sabab emas deymiz. Chunki tibbiyotni odamlar aytayapti-yu. Tibbiy masalalarda xohlaganini gapirishligini oldini olinyapti-yu, jinoiy malakalanyapti-yu. To'g'rimi? Tibbiy sohada, huquqiy sohada huquqshunoslikni bitirmagan, huquqiy malakasi yo'q, konstitutsiyani olyapti-da o'qib o'zicha tushunib olyapti. Qonunlarni, kodekslarni olyapti-da o'zicha tushunib olyapti. Ko'chadan kelgan odamga, mana konstitutsiyada bu, qonunda bu deb uni yo'naltiryapti. U borib bechora borib uni ikkinchi planini ko'rmagan, bilmagan, u aytgan yo'nalish bilan boryapti, qamalib ketyapti. Kim javobgar? Huquqiy saviyasi yo'q maslahatchi javobgar. Uy quryapti bittasi. Mutaxassis emas. Ya'ni muhandislikni bilmaydi. Olyapti, chiziyapti, shuncha sement ketadi, shuncha g'ish ketadi, shuncha fundament ketadi. Quryapti, bangillab yiqilyapti. Nima bo'lyapti? Kim javobgar bunga? Monopoliya qimalaring quruvchilikni men ham qilaveraman deb uni oqlab borsak nima bo'ladi? Muhandis agar mutaxassis bo'lmasa, uylar buziladi. Agar tabib mutaxassis bo'lmasa, odamlar halok bo'ladi. Agar dindor, dindan gapirayotgan odam, islomdan gapirayotgan odam mutaxassis bo'lmasa, u dunyo oxiratni rasvo qiladi. O'ta past maqsadlariga dinni ishlatyapti bular. Yevropada bir fohisha bor, bu mashhur fohisha. Kinoaktyor. Ya'ni mashhur degani qo'shtirlar ichida, biz uchun mashhur emas-da unaqa qadar. Shunga endi Yevropani madaniyatini bilamiz. Yevropada umuman dunyoqarash tushuncha boshqacha. O'sha ya'ni jabhani tanlagan ular. O'sha fohisha yulduzga aytibdi. Siz ham siyosatga kiring. Orqangizda juda ko'p sizni podpischingiz. Siyosatga kiring deyishibdi. Desa fohisha aytarmishki, siyosatga kirsam obro'yim tushib ketadi-da dermish. Uni fohishaligi obro'sidan tushib ketar ekan bu. Bu bir latifa, bor mavjud latifalardan biri. Endi bugun siyosatchilar imomlarga, ya'ni siyosatchi deganda men u siyosatchilarni ham madaniy shaklda saviyasi baland odam demayman. Sotqin xoin odamlar, xoinligidan faxrlana oladigan saviyadagi odamlar. Menga ochiq-oydin aytibdi, WikiLeaksda mening maqolalarim e'lon qilingan deyapti. O'lganing tuziga. Sen O'zbekistondagi hodisa voqealarini tashqariga sotar ekansan-da maqola yozib. Buni WikiLeaks iqtibos keltirgan deb faxrlanar ekansan. Tamam, muammolarni gapirish, uni o'zaro o'rtaga olib yechimiga harakat qilish tarafdorimiz. To'g'rimi? Endi shular maqsad qilishyapti, harakat qilishyapti, o'zlarini o'sha eng past maqsadlariga dinni foydalantirishlikni. Imomlarni allachi deyapti. Allachi nima degani? Shu xalqni uxlatyapti, sabrga chaqirish noto'g'ri. Sabrni aytdim-mi? Sabr nimaligini? Sabr bo'lmasa imom bo'lmaydi. Ibodat qila olmaysiz, gunohdan to'xta olmaysiz, boshingizga bir musibat kelsa, hamma yoni jazavaga to'ldirib yuborasiz.
Sabır bilen adam hayatını, imanını himoya qiladi. İmanının başı o. İslam'dan xohlagan adam xohlaganini gapirishligi joiz emas. Bu monopoliya emas. Bular şu gapni gapirishyapti, sizlar deyapti, Qur'ondan nimaga Qur'onga faqat ulamolar gapiradi deb chegara qo'yibsizlar deyapti. Mantiqan tushuntiryapman bunga. Ha, chegara qo'yiladi. Hamma sohada chegara qo'yiladi. Buni monopoliya deb nomlashing xato. Monopoliya nima bo'lardi? Qur'onga aloqador fanlarni hammasini bekitib, hech kim Qur'ondan gapirmasin, faqat men gapiraman desa monopoliya bo'ladi. Biz nima deyapmiz? Qur'onni o'qi, ilmni o'qi. Ha, gapirmoqchi bo'lsang, mana bu, mana bu, mana bu, mana bu fanlar bor. O'zlashtir. Qo'lingga diplomingni ol, sodda qilib aytganda, chiq bemalol gapir. Eshitaylik qani. O'zbekchadan olib, turkchadan tarjima qilib, inglizchaga murojaat qilib, chiqib olib Qur'ondan gapiryapti. Maqsadini surishtirsangiz, Qur'on unga kerak emas. Uni hayotiga ham Qur'on kerak emas. U oilasida Qur'onni tatbiq qilishlik darajasidagi odam emas o'zi. Unga nima kerak Qur'on? O'sha siyosiy maqsadini amalga oshirish uchun kerak. Shuning uchun qattiq turish kerak. Hozir himoya qilinayotgan sohalar ichida eng ojiz qolgani Qur'on. Sünnet yani İslam sahası. Tibbiyattan gapirsa hamamız doktata aleyimiz. Doktasan deyimiz. Lekin İslam'dan hamamız gapirayıp bizde. Hiç kim indeme yaptı onu diyor. Sen mutakassın mısan deme yaptı. Lekin orunu geldi. Bugün ayetçimiz kere geldi. Doktaların İslam'dan uzunu mutakassı gapirsin. Şunu kuşakan malaka aşırış kursları, derslerden ko'zlangan maqsad shu. Biz bir kitobni o'qib, hozir boshdan oxirigacha tugatmoqchi emasmiz. Lekin islomning asl maqsadlariga aloqador bo'lgan mavzularni o'rtoqlashmoqchimiz. Qur'on o'zining mutaxassisidan so'raladi. Hadis o'zining mutaxassisidan so'raladi. Agar yo'q, men bu mutaxassislardan ko'nglim to'lmayapti degan odamga marhamat, Qur'on va sunnatda mutaxassis bo'lsin, keyin gapirsin deyiladi. Bo'lmasa boridan foydalaniladi. Su bo'lmasa nima qilinadi? Tayammum qilinadi. Yo'q, men deb o'zinikini oldinga suravermaydi. Qur'oni Karim ilmiy asosda ilohiy kalom. Inson to'qiy olmaydi buni. Inson o'zi yoza oladigan saviyada emas. Qur'on juda baland saviyadagi kalom. Bu Qur'onni tushunaman degan odamga o'z Qur'onga aloqador ilmlarni o'zlashtirmaguncha imkon yo'q. Qur'on keyin bir butun kitob. Bir butun kitob. Agar undagi bitta oyatni olib, mana shu oyatga ko'ra masala shundoq desa, boshqa bir qancha oyatlarga teskari ma'noni aytib qo'ygan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bir masalada umumiy hamma shunga tegishli oyatlarni va hatto shunga tegishli hadislarni olib kelib, keyin xulosa chiqariladi. Demak, boshqa sohalardagi kabi masala jiddiy nazoratga olinishi kerak bo'lganidek, bugun islom haqidagi ta'limotlar, bilimlar haqidagi mavzular ham jiddiy nazoratga olinishi kerak. Bu ma'qul, bu talab qilinadigan narsa. O'shanga madrasalarda o'qi, diplom uchun harakat qilsang, Qur'onni ulamolarda o'rgan, hadisni shunday o'rgan deyilyapti. To'g'ri, bizda, biz O'zbekistonda kvota masalasi. Diniy soha bo'yicha o'qiyman degan odamni hammasini qamrab oladigan darajada emas hozir ta'lim tizimi. Bu muammoni men doim qo'rqmasdan aytaman. Nimadan qo'rqaman? To'g'risi ham shu. Muammo shu. Lekin buni o'stirish rejalari bor. Malaka oshirishlari biz hozir imomlar bilan ham gaplashyapmiz-da, imomlar ham kelyapti. Mutaxassislar tayyorlash, shunaqa ta'limga ehtiyoji bor odamlarni ehtiyojini qondirish uchun demak, mutaxassislarni tayyorlash bu muammolar yechimidan keyin inshaalloh bo'ladi. Bu masalada nima bo'lyapti? Hozir O'zbekistondan 17 mingta bola Misrga borib o'qiyapti. Maktab balası, yani ota-onalari bilan qancha bo'ladi u? Ha, bizda o'qisa bo'lmaydimi shuni? Hozir mutaxassisimiz yo'q degan
üzrümüz var hakikatte. 17 bin adam mahdur şutta talim bir almaydı diye iş yaptı. Lakin tecrübe kuruş gerek. İmamlarımız, 5 bine yakın imamımız var. Bunların hepsi madrasa bitirgen. Hat savadı var. Bu şimdi benim takliflerim. İnşallah çok takliflerimiz icabet bulup gitti yaptı da. Biz Allah'dan dua koyup sonra yapmaz. Allah Teala icabet kısın. İhtiyacını kandırış için çünkü okşayan derselerde bir kadem uruş gerek. Yani kol uruş gerek. İnşallah bana şu hareketlerde bu muammalar geçirir. Lekin unga kadar adamlarını elde ikide siyasetçi koçaya çıkıp Kur'an'ı çele yarım okup mene Kur'an'da ondan digen ulamalar bundan digen değişliği doğrumez. Kızlık vakiyede yakında bittesi çıkıp tötte beşte ahli ilimlerini yapıp yaptı da orasını miniyem yapıp gitti. Beni yani sarkazm bilen hakaret kılıyordu özü. Ben o adamını yapırmayken ben şu gün geçe. Bir beytler kanal gendi. Tuhmat kılıyordu menge. Ben aitkenim şu menge onu umurbat kana varış kereye diye gendim şimdi. Ben ona o adammez mi? Ben hatta ki bu şey hizmet tahrir bulsun başkalarını yem kanal işliği tarafı doğramaz mı? Ben onların fikri, diyalog, kılıçlık tarafı doğramaz. Kesin yapılasın. Yaplasın fikrini açsın. Fikirler o zara tokunaşuvudan bitti samara yüzüge çıkadı. Rıvajlanışının en küçülü faktörlerden biri diyalektiki. Bunu şimdi Lenin etken, Marx'ı etken deyişedi. Yok, Lenin Marx'tan aldığında başka adamlara mı etken? Bahslarda hakikatler o yapıya çıkadı. Bahslarda hakikatler o yapıya çıkadı. Kerin bahs kılamız. Oturaydık fikrini ait, doğru olsa irgeçey, not doğru olsa tam tart kıl fikrini. O zihni fikriğinde kalma doğru bu sen. Keçkin kelimesi. Bu zor narsa bu. Ben de tuhmat kılıyordum. Öyle o tuhmat, hakaretleri ben özümde amıyman da. Lekin ben de hakaret kılıp tuhmat kıyandan ki cevap versem çıkıp ayet yaptık. Demek ki hamle bana uşu orası değildi ben de. Vay sen hazır mı? Ben de sakraya tutayım orada. Cevap vermeyin mi? İndemek eti orayın mı? Ben de sakrasay. Ulan onları sakrasay. İndemeyin mi? Bular o'sha haligi yuqorida aytgan fohishaga o'xshaydi. O'xshaydi emas, ayni shunaqa odamlar. Bular fohishaga bir gap gapirib ko'ringda nima qiladi? Oldin sizga sakraydi, ko'z qisadi, bor yo'qol desangiz, kim sakraydi ustingizga kelib. Hamma narsasini ag'daradi. G'irt shunaqa fohishada qilyapti o'sha Bobomurod Abdulla degan. Meni haqorat qilib post qo'yapti. Men unga javob bersam, O'zbekistonda kim qoldi urushmaganingiz deydi, voy. Ve sanat çıkı yaptı. Polancı bana uğraştıyız, pistancı bana uğraştıyız. Polancısı gay. Pistancısı uçunaki atlaştan ki yürüdüken. Yani bittesi salafi. Yani bittesi millette hayilleri de. Ha ular bana uğraşamandı. Kıyamet geçe inşallah uğraşadı bu ümmet. Ular bana. Ha uğraşma gelirlerimiz son sanaksız. Uğraşmayayım mı ular bana? Son sanaksız ular bana. Şimdi o bizge taşlarını yaptı. Ha sen bana. Bu milletin içindeki virüs ikenliğini körgenimiz için eğitemiz. Bu adam virüs bu. İhtat bu neydi? Bundan izolatsiya qilinglar o'zingizlarni. Bundan ihtat bo'linglar. Bu dinden ki faydalanı yaptı mı? Bunda mukaddes düşünce yok. Menga aytyapti yani. Sen deydi falançılarga mesela hukumat dairesige para haram, birovlarning uyini buzuş haram, daraxtlarni kesiş joizmas deyolaysanmi deyapti. Yoqsa bolalikni qaray. Ne demek diye almayayım ben? Beni sohbetlerimde paranın haramlığı, korrupsiyonun nacayızlığı, milletini batkızıyetken, batkakka batırıyetkenlerse korrupsiye ekelliğine ayetçilen toruyor mu beni sohbetlerim? Nemesinden korkan şeriat onu haram degen. Lekin ular ne diye yaptı? Biz hohlegen adamlarına karatıp ayetçin kereyi diye yaptı. Acayip latayif var bunun tek işliği. Bunlar yok şeker. Bitti adamın hiç bitti hünarı yok iken de hiç adamlar gibi uzunu kursat almaz iken. Adamlar gibi fikrini celp kıl almaz iken. Bir günü yolunu o ortası gibi hacatını çıkarttı. Adamlar tohtat, ne mi kıl yapsan dese, sallar şuna kıl alıysan mı demiş. Ne mi günü kıkılışım gireyim ben? Baba mı rahat? Ne mi ki sanki okşap yolunu ortası gibi hacat çıkarışım gireyim. Uşanı sen kılalıysan mı diyepti. O mantığını karayın. Ben sanki yaş olamaz mı? Seviyesiz adammaz mı? Mantığını okuyken ben. Sen hoklayan yoldan yürüyüşe mecbur musun?
Sen onu fazilet diyorsan, ben onu fazilet demeyeyim ben. Ve aitmeyeyim ben o gapni. Senden göre şeriat noktayı nazarından bunge kanday kararladı. Şunu da karayım ben. Bana çünkü okşagen aldoğlardan, çünkü okşagen yolgollardan ogah buluşumuz gerekiyor. Her bitti adamını buna kengi makreye aldanmasdığımız gerekiyor. Mantıkta istisna degen kayda var. İstisna ne mi? İkide varyanttan başka varyant yok halette kaysi birini talleysen dese istisna olur. Başka varyant yok. Mesela deyik. Şeriat kaidesi bu içe, şeriat kaidesi bu içe. Köp hatıllilikke icazat var. Doğru mu? Nisa sonrası da Allah Teala فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ دِلِ فَاِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا صدق الله العظيم. İkide, üçte, törtte geçe imkan derecesinde üylenişiler caiz dedi. Ruhsat dedi. Eğer adaletsizlikten korksanlar bitti vacip dedi. Yani iple almayan adam, teşvişi başka narsaları yakalak kıladigen, bir ayonni yani olaman deb ikkinchisiga zulm qilib qo'yadigan bo'lsa harom bunga uylanish ikkinchisiga. Shariat buni fazilat degani yo'q. Buni aholishunoslik degan fan bor. Butun dunyo buni statistikasini oboradi. Aholishunoslik kerak. Har bitta davlatda aholishunoslik fani shart. Men jurnalistikada o'qiganman. Bir katta keksa professor olim odam bor edi. Shu aytgandi bizga. Aholishunoslik fani davlatlar uchun eng muhim fan va siyosatchilar eng qo'rqadigan fan degan edi. Shuning uchun bizda aholishunoslik faniga urg'u berilmay qo'ydi o'sha paytlarda. U 2008-yillar, 2009-yillarda o'qiganman. Chunki aholishunoslik fanidan statistikani o'rganib borsangiz, xalqni qaysi tomonga o'sib boryapti, qaysi tomonidan inqiroz ketyapti ko'rasiz. Chegaralariga qancha odam ya'ni bölgelerde, vilayetlerde kança adam doğru keledi, kvotalar ajratishga kerak bo'ladi. Maxsus adamlar bunu o'rganadi. Maxsus adamlar. Bu eng kerak fan. Aholishunoslik fanining unsurlari ichida nikoh bilan taloq, tug'ilish bilan o'lish asosiy rukun hisoblanadi. Shundan o'lchanadi. O'zbekistonda nikoh qay darajada? A'lo darajada O'zbekistonning kelajagi aholishunoslik borasida büyük. Zor bo'lsa. O'zbekistonda ajralish qay darajada? Katta darajada. O kelajakda inqiroz bor. Belgilanadi bu bilan. O'shaning uchun taloq masalalariga, ajrashish masalalariga chora ko'radi. Ya'ni maslahat guruhi qilinadi, yarashtiruv guruhi qilinadi, pul sarflanadi bunga. Muhim chunki. O'zbekistonda tug'ilish qay darajada? Nikohdan keyin tug'ilish masalasi bor. To'g'rimi? Tug'ilish yaxshimi? Alhamdulillah. Demak, yaxshimiz, saviyamiz yaxshi ketyapti. Ölüm kanaka derecede. Ölüm köpeyip geçse ve tohta değildi. Hatta ki karantin kılıp uygu otkısı koyuştu. Ölüm köpeyip git yetken benim için. Doğru mu? Ana şu, ahalışunaslik fanıdaki statistike halkını geleceğini belgeleydi. Rast şu belgelegenden ki, bunu organiş, bu sahada vaziyetini bilip barış gerekti. Mantiq bo'yicha istisno qoidasida islomga hujum qiladigan odamlar aytadiki, ko'p xotinlilikka islom ruxsat bergan, bu ayollarni huquqini poymol qiladi deydi. To'g'rimi? Shu da'vo bor. Musulmonlar aytadiki, yo'q, ko'p xotinlilikka aslida islom ruxsat bermagan. Ko'p xotinlilik bor edi. Hozir ham bor. Bundan keyin ham bo'ladi. Faqat u ya'ni noqonuniy shaklda davom etadi. Yevropadagi odamlar ko'p xotinlilik islomning eng salbiy jihatlaridan biri deb qichqirayotgan o'sha odam o'zini hayotini tekshiring kamida 8 ta o'ynashi bo'ladi uni. Kamida 3 ta 4 ta o'ynashi bo'ladi uni. Oilasidan tashqari. Istisno mantiqi shu joyda ishlaydi. Islom ulamolari aytadiki, xo'p. Jamiyatlarda erkak ko'pmi, ayol ko'pmi? Odatda ayol ko'p. Butun dunyoda ayol ko'p. Xo'p, hamma erkak bittadan ayolni olsa, ma'lum bir foiz ayol ersiz qoladi. Nima qilish kerak? Savol. 3 ta variant bor.
Bittesi o ayol sabır kılıp yaşaş gerek. O dünyada sabır kılıp, farzand kurmasdan, aile kurmasdan, başını silaydigan, erkekke, erkesige başını koyadigan odamsız utişliği hayatı da baxt mı? Baxsızlık. Nimaga o ayolga baxsızlığını taklif qilyapsiz? Birinci. İkinci. O ayol harom xarish yo'l bilan o'zini qondirib yurish kerak. Bu to'g'rimi? Ayolning eng xor vaziyati u. Fohishalikka mubtalo bo'lgan ayoldan ko'ra xor ayol yo'q. Oyoq osti ayollar ular. Chunki uni bir marta foydalanib tashab ketib olishadi. Qaytib ko'rmaydi shuni. Fohishalik shunaqa, lekin jufti haloliyizga har kuni xabar olasiz. Holidan xabar olasiz, to'g'rimi? Üçüncü variant kaldı. Üçüncü variant ne mi? Aile, yani zarurat tuğulsa, bu teşvik manası etmiyip ben. İslam'ın cevabını etmiyip ben. İstisna tariqası da aile bilsin, birinci ayalıyız bilsin. Mesela farzand kurmagansız. İkinci ayaldan farzand kuruş rejeyiz var. Yani siz yani farzand kuruşka hakkınız var mı? İnsanlı ahalı şunaslik fanı orkali İslam 1400 yıl aldın bunu kaldırdı. Zarurat tuğulup kalsa faydalansın dedi. Bunu İslam ne etmem ben? Bugünkü günde bizde konstitüsyada, kanuni asaslarımızda bu tahkiklenge. Lekin ben şeriyetini yapmam. Şeriyet bu içe, bu narsalar var. Nime kıladı sizge savun? İstisna mantiqi bu içe başka variant yok mu? Bitti şu ahirge variant var. İkide variantini hiç kim taklif kumaydı. İstisna da şuna eytadı. Endi misyonerler var. Ben istisna mantiqiga urg'u berdim. Yani ko'p xotirlilik urg'u berdi demeyler. İstisna mantiqini tushuntirish uchun. Üçte variantdan başkası yok. O'sha üçte variantdan aytib bittasini tanla desa istisna mantiqi bo'ladi. Qoida bu. To'rtinchi variant yok o'zi. Bo'lsa ayting, qaysi variant yok. Misyonerler İsa alayhissalotu vassalomni Allohning o'g'li İsa alayhissalom Alloh degan gapni odamlarga singdirish uchun istisno mantiqidan foydalanadi. Masalan, sizga aytadiki, İsa qanday tug'ilgan deydi. Otasiz tug'ilgan, to'g'ri? Otasiz tug'ilgan. Otasiz tug'ilgan İsa boshqa odamlar kabimi? Yo'q. Demak, İsa otasi kim bo'lishi mumkin? Alloh bo'lishi mumkin. Boshqa mantiq yo'q. Demek İsa Allah'ın oğlu deydi. Mana bu yolg'on bu. İstisna mantiqida bu joyda faqat ikkita variant yok. Üçüncü variant ham bor. İsa'nın dünyaya kelishligi odamning yaratilishiga o'xshaydi. İnne mesele İsa indallohi kemesali Adam xalaqahu min turob thumma qala lahu kun fayakun. Odamni Alloh taolo tuproqdan yaratdi va unga odam bo'ldi da odam bo'ldi. İsa'nı hem atasız yaratıveredi. Misalı şimdi yok şeydi. Aynen İsa'nın atası Allah buluşu mantığı, başka variant istisnası yok degenimez. Doğru mu? Üçüncü variantan var. Adam'ı okşap yaratken buluşu mümkün ki Allah'tan. Ya Allah'ını oğlu buluş gerek ya ki atası buluş gerek ona. Atasını tabi verin diyebdi. Ya atası buluş şart demez. Adam'ın atası yokudu. Ne fakat otası, onası yemiyordu. Allah Ta'ala sebebi dünyalardaki kanunlarga adamlarını bazen özünün kudretiyle tartışlık için sebep dünyalardaki kanunlarını yokka çıkarıp koyardı. Amal kımayı koyardı bazı mesela. Mesela 9. itirazdan şükretken bala ölüş gerek. Sebebi dünyaya göre. Tap bitti, kum müslüge düştü, ölmedi. Bu oldu ki işte, bu yaptı, doğru mu? O nima u? Alloh taolo sababi dunyolarda boshqa narsalarni joriy qiladi. Siz bilan bizni lol qoldirishi uchun. Allohning qudratiga iymon keltirishimiz uchun, iymonimiz yangilanib turish uchun ba'zan sababi dunyodagi qoidalarga xilof ish qilishi mumkin. Lekin biz xilof ish bo'lib qolar deb tavakkul qilmaymiz, sababga ergashamiz biz. Sababga ergashamiz, kitob o'qiymiz, ta'lim o'rganamiz, boraveramiz. Lekin bunaqa masalalarda Allah'ın kudretini yani bir esleş için şunaka hadiseler bulabiliyiz. Demek istisna kaidesi mantığı istisna mantığı öz ornada işletiliş gerek.
Haligi siyosatchilar bizni shunaqa mantiq bilan aldamoqchi. Masalan, shunga olib kelmoqchi edim. İstisno mantiqini bilamiz biz, o'qiganmiz. Sen aytganni singari yo'lni o'rtasiga turib olib sharmandalik qilib, sen shuni qila olasanmi desa aldanib, ha qila olayman deb o'rtaga chiqib ketmaymiz biz. Senga o'xshagan bo'lmaganligimiz uchun Allohga nima qilamiz? Hamd aytamiz. Demak, İslom ta'limotlari to'g'risida siz bilan biz mutaxassislarga murojaat qilishimiz kerak. Umumiy xulosa shu. Mutaxassislarga murojaat qilar ekanmiz, qalbimizda g'illig'ash bo'lmaslik kerak. Mutaxassis albatta bu sohani bilgani uchun undan so'ralish kerak. Qolgan sohalar ham shunga o'xshagan bo'lganidek. Men ko'p misol keltirdim. Bir kuni meni sudga chaqirishdi. Bir ma'noda o'zim jabrlanuvchiman sudda. İkinci ma'noda mutaxassis sifatida. 15 ga yaqin bola qamalgan, ya'ni qo'lga olingan, tashqaridan qatnayotganlari taxminan 5-6 ta, ichkarida 5-10 ta o'tiribdi endi. Sanog'i biroz adashgan bo'lishi mumkin. U bolalarni o'sha salafiylik, radikal qarashdagi bolalar degan ayblov bor. Mendan salafiylik haqida so'rashdi. Endi sudya so'rayapti. U bolalar ichida yani aybnomada shunaqa yozilgan. U bolalarning ichida ba'zilari menga suiqasd qilmoqchi bo'lgan. O'zim bilan gaplashmagan, YouTube'ni ko'rgan, videoni ko'rgan, palonchini yaxshi ko'rib qolgan. Suhbatlarida o'sha yaxshi ko'rib qolgan odamini xato gapini gapirganim uchun menga suiqasd qilmoqchi bo'lgan. Ichkarida o'tiribdi. Endi uni o'zini aytishi bo'yicha unaqa masadimman, menga shunaqa deb ayb qo'yib yuborishdi dedi. Bu masala emas, muhimi bu emas. Men endi xohlayapmanki, bular fikriy buzilgan odamlar. Fikriy buzilgan odam qamalmasin deyman men. Sudiyaga ham aytdim, qamang, qamamang degan masala gaplasha olmayman men. Sudiyani o'zini mutaxassisligi u o'zi hal qiladi. Lekin taxassus sifatida dini e'tiqod tushuncha masalasida mendan so'rasangiz, fikriga qamamaslik kerak. Fikrini tashabbus qilib faoliyatga o'tqasa boshqa gap. Faoliyatga o'tsa boshqa gap, lekin fikrga qamash joiz emas dedim. Va o'sha joyda aytdimki, o'sha o'tirgan bolalar Qur'ondan, sunnatdan o'zimiz ham olaveramiz. Ulamolar, imomlar kerak emas degan bolalar. Imom kerak emas bizga. Biz to'g'ridan to'g'ri Qur'onni o'zidan olaveramiz. Hadisdan olib amal qilaveramiz deb o'sha joyga kelib qolgan. Jihod qilishimiz kerak, mana Qur'onda bu, undoq qilishimiz kerak, mana hadisda bu deganda to'pishga kirib qolgan. Demak, ularga aytdim, menki bu masalalarda sizlarni qamalishlar tarafdor emasman. Fikringizni to'g'rilasa yaxshi insonsizlar sizlar, aldangansizlar xolos. Lekin sizlarga savol dedim. 15 ta advokat o'tiribdi. Mana advokatlar bular kim dedim. Shu advokat. Nimaga bularni yolladinglar dedim. Nimaga? Huquqiy masalalarda mutaxassis yollashyapti-da. Nimaga o'zingizlar konstitutsiyani ochib, jinoyat kodeksini ochib, sizlarga qo'layotgan moddani o'qib o'rganib, o'zingizlarni huquqiy himoya qilmayapsizlar? Nimaga? Xatarlidi. Adashib qolsa ketadi, 10 yildan 15 yilga qamalib ketishi mumkin. Ha, bularni sizlar o'zingizlarga kerak bo'lgan paytida mutaxassis sifatida olar ekansizlar-da pulini berib. Nimaga dindan, shariatdan savol tug'ilsa, o'zingizlar kitobga qaraysizlar? Nimaga? Noto'g'ri-yu. Nisam qarsak savollarni advokatlarning o'zi ham. O'sha suhbatimdan keyin sudya o'zi ham aytdi, boshqalari ham qildi. Ko'p bolalarga yengillik bo'ldi. Ko'pchiligi aqli tushundi. Undan keyin menga telefon qilganlari bor, uzr so'raganlari bor. Ko'p odamlarni shunga o'xshagan, men bitta misol keltirdim, Bobo Murod Abdullaga o'xshagan odamlarni, ya'ni o'ta pastkash niyatdagi odamlar. Shunaqalar gapga ustalik qilib, jurnalistikadan foydalanib, mantiqni noto'g'ri talqin qilib odamlarni aldashyapti. Bu aldanganlarni ko'zini ochganimiz uchun asosiy Qur'onni bizga qaratishgan. To'dalanib kelsin bular. Birortasining kuchi yetmaydi. Nimaga? Biz haq da'voga ilmiy asosda ergashatgan odammiz. Xatoyimizni samimiy tan olamiz. Xato bo'lmagandan keyin oxirgacha turamiz. Bir insonning hayoti shu qadar bo'lar. Hech qachon qo'rqmaymiz bunaqalardan va buni qolgan odamlarga ham shuni taklif qilamiz. Haq yo'lda birlashishimiz kerak.
tahassüste özara maslahatlaşmamız gerek. Diyalog asasında ortada samareli mavzularını çıkarışımız. Kerey, gapımız köpüdü. Lekin sizlerden uzun sorayım ben. Bizi bir cahide yine yığılışımız borakken, sizlerge hazır 10 tekemde çıkışı. Eğer hop deseyler, soru olsa bitti, soruya cevap veririz. Soruya sandıkta taklif vardı. Muslim.com sitede online soru cevap da vardı. Üçerli efir bak çıkış gereği de maksimum. Televizyonda? Televizyonda bak çıkış gereği çünkü internette faydalanan öncüde kâbi. Bu sitede kire faydalanan öncüde kâbi. Instagram, başka sayfalar, YouTube'da da kâbi. Yüde yaş taklif. Şehirde bol imkanı, lakin bu layıklarda kurallarımız mesela. Uzun suhanlarımız sağ olayken olsun. Jüdiyem kut dinge kızgınlığı var. Yaşlar en mesela kızgınlığı hazır. Otanları üçün gece kul yaptı. Jüde makul iş bulur. Jüde yakış. Ben bunun taklifini kılamam. Dini idare nadalat teşkilatı. Nadalat teşkilatı bugünü uçun. Devlet teşkilatlarına taklif bilen çıkışı mümkün. Onlar kabul kısa. Labbeyde hizmet kılışadı. Lekin zeytiyatkenlerse doğru. Çünkü Müslim üzde hodigi kuni zamonimizning eng mashhur olimlari savol-javob qilishyapti. Masalan, Muhammad Ayyubxon domla. Zamonimizda hod nodir ahli ilmlardan foydalanish kerak. Albatta, televideniya katta auditoriyasi bor va ko'pchilik manfaatlanadi. To'g'ri taklif, inshaalloh buni aytamiz. Farzda masalan, yuzasidan masalan, shunday rivoyat eshitganmizki, mana boy odam bir o'zini haj safari uchun yig'gan mulkini mana shu bir nochor qo'shnisiga sifor qilganligi uni bir ayrim joylarda haj qabul qilganligi bilan tenglashtirilganda xuddi shu asosda masalan namoz bilan ham tenglashtirilgan qanaqadir bormi bir savobli ishmi yoki shunga yaqin farz amali bilan teng yo'q farz amaliga teng keladigan amali yo'q o'zi aslida farz amali deganda faqat namozni farz emas. Masalan, ba'zi amallar ham farz bo'ladi. Masalan, ahli ayolingizga rizq halol rizq topib kelishi ham farz. Sizga yuklatilgan masalani, mas'uliyatni bajarish ham farz. U ham farz, alohida farz. Lekin bir farz ikkinchi farzni o'rniga o'tmaydi. Rivoyatlarda hajni savobini olishi mumkin, sanog'ini ola olmaydi. Bar bir zimmasiga farz bo'lganda borib kelish kerak bo'ladi. Çünkü dünyada kambag'allikni tugatib bo'lmaydi. Qo'lingizdan kelgancha kambag'allikka yordam beras, zimmangizdagi hajni ham ado qilasiz. Hajdan topiladigan manfaat bilan kambag'allarga yordam beradigan manfaatni solishtirsangiz, bir jihatdan hajning manfaati ustun bo'ladi. Nimaga? Haj, haj. Butun musulmon ummatini qalbini birlashtiradigan joy. Birlik bor bo'ldi. Bütün ümmet birdemlik bugünden keyin siz hazır mesela deyelik $1000 yok ki $3000 barın maksimum $10000 bir adamge hayriye kıldıyız. Uyku verdiyiz, cakır verdiyiz. Lekin hacge borsayız, hacde cüdük katta cemaat bilen körüştüyüz. Katta katta boylar bilen tecrübe almıştınız. Ve endi siz $10000'maz, $100000, $1 milyon fayda kıladigen seviyeye çıktınız. Çünkü seferde başka adamlar bilen alaka bağlandı. Endi kelasida bitta emas 10 ta 20 kambag'alga yordam berasiz. Buni kelajak boshqa manfaatlari bor. O'shaning uchun hajni ha kambag'alga yordam berish kerak, lekin birinchi marta qilayotgan odam hajni qilib olish kerak. Ikkinchi martasiga endi bu gapni qilsa bo'laveradi, hajni savobini boshqaga sarflad desa bo'laveradi. Haj Alloh taolo buyurgan farz. Uni mantiqan nimagadir alishtirib bo'lmaydi. Namoz haqida ham gap ko'p. Masalan, chegarada turgan qo'ruqchi bir soat bedor turishligi 60 yillik sajdadan afzal degan. 60 yillik afzal bo'ladi bir soat turib edishlik. Lekin bu 60 yillik namoz nafil namoz, farz emas. Farzni baribir ado qilish kerak. Farzni o'zini ado qiladigan bo'lsangiz, vaqtga hech qanday aloqasi yo'q. Alloh taolo farzlarni vaqtini ilohiy taqsimot qilgan. Unga yaxshilab e'tibor qilsa buni doim gapiryapmiz. Har joyda gapiryapmiz. Bugun hozir odam tasavvur qilmaydi, lekin kelajakda umidimiz bor. Hamma soha egalariga ibodat imkoniyati berilsa, odamlar dinni, islomni to'g'ri tushunsa, faqat va faqat jamiyatga foyda bo'ladi. Boqimandalik, haligi yalqovlik, tambanlikni barham toptiradi namoz. Saharda turasizmi? Hamma uxlayotgan paytda. Hammani uxlatib uxlaysiz kechqurun.
Yani receli bolas. Oşun için farz ibadetlerini ornige ötmeydi hiç bittirsin. Mesela Kabe'de bir rekat namaz 100,000 rekat geti. Derecesi teyin bunu. Sanımez. İki rekat namaz okuyorsunuz, 200,000 rekat namaz okuyan savabını alasınız. Lekin Bamdat'ın farzını ornige ötmeydi. Kazalarını okuş gereği bari. Şunca derece aldım bu kazalar yok alıp gitti değil miydi kazalar? Okuladı. Müslüman adam berber ibadet ki kalbi akıp duruş gereği. Kılalmayan takdirdeyim, ben kılışım gereği deyip duruş gereği. O şey insanı kutkaladı. İnşallah bir gün imkanatı tuğulgen de bu o şey yakışılık ki kol uğradı. Ahiratta insan dünyaya varken de ki sağol cevap haklı sözü düşünce vereyim. Ahiratta sağol cevap uğradı. Ahiratdaki sağol cevap masalası her bitti kelime için sorarınız. Her bitti kelime için. Her bitti muamele için sorarınız. Her bitti aldı birliden sorarınız. Allah da Allah hesap kitabını astaydıl kılsa hiç bitti adam necat tapmaydı. Allah da Allah cüdü köp nerselerini keçirip alıp özünün fazla bilen azat kuvarışlıgıdan ümit kılınadı. Onge sebep iman. Hali gayet gelin. O şey ibadetke kalbiyizde akıp dururken kalbiyizi tör türüden onu hiç kimge kursatamayız. İnsanın özünün içi de boladı. Allah biledi onu. O şey kalbiyizini türüdeki Allah'ı bugün muhabbetiyiz. İbadetke bulgen yani iştiyakiniz sebepli Allah Teala bunge imkaniyet bugün zahatı kılardı bu deyip sizge fazla bilen muamana kılışı mümkün. Lekin kibir bulsa, başka narsa bulsa Allah Teala asla bir hesap kısa necap topadırken adam yok. Hatta şuna kadar tarif keledi, şakı var, şakı var koçkardan şakını alınadı, şakı yok koçkarda belirledi, bu bunu süzgen için bu bunge uşakını uç aladı. Bu bunu süzerdi. Ki onu tıprağı bulup getirdi. Allah Teala bunu adaletini kayın kılıç için bendelerine kursatadı. Onlarını adaletini birbirine abirgenden ki, tıprağı kıvargenden ki, kafir adam eytedi ki, ya leyteni kuntu turaba deydi. Benim tuprağı bulup geçsem bu miydi mi deydi? Tuprağı bulan mıydı deyken? Çünkü hesap kitabına adaletini kurgen deyken, kıyan işleri köz öngüde turgen deyken, robarosta cehennem turgen deyken, dad deyken. Uşan için kıyametteki hesap kitap ki imanı var adamdan dünyada fakat yakşilik yüzeye gelirdi. Kıskar abi şu, kengirak yapırış gerek bizi bunu. Sizlerge Allah'a teşekkür ederiz. Şimdi sizden alacağız. Her türlü kim alacağız. Sualım şu neydi? Bitti videorolikte grup kalırdı. Namazını ne baksa okuş mecburiydi yaptı. Keynette gebet gitti yaptı o şehirde. Bana bu şuna kadar var dedi. Köngüde de var. O da namaz okumasa bölerdi. Diyen sözler umman bu narsa ya bundan ne doğru. Köngü tazarlığı, korkuluğu, Hazır bunge biraz işaret edip gittim. Künlüm taze degen gap her daim yakka şahsdan çıkar degen narsa da. Bir adam mesela ben sizge künlüm taze desem bunge işaret edip gittim uğraşıyız doğurmaz da. Bilmeyiz ki benim künlüm bir kanakalı gidin. Ve hiçbir adamı körgenim yok şu gün geçemem. Künlüm beni kırlaşıp gittikken kalbimde aynı çanarsa bahramın diye. Hemme konuyum taza değildi. Uşağı köçedeki fahşeye aitin beni kalbim top taza değildi. Bu mizan bu miydi? Uşa insanını taşkı tizimdeki nizamiye amel kılıçlığı talep kılınır. Mesela bir işhane dişle yapsız. Er talep saat 8 yerinde keleşiyiz gerek. Keçkın saat 5'te keçişiyiz gerek. Ayı ahırda aylık olas. Doğru mu? Uşa aylıkke umumən bir ay işe varmasından aylık alırken günü varsayız. Ben yani aylığını bilin deseyiz, siz işe kemiydim ya, benim köylüm tazıydı. Cidden işlegim vardı benim. Kalbimdeydi. Fakat siz mecburmasından ki 8'deki ilişkiye deseyiz, onda sizge mi aylığı bir ilişkiye mecburmasından deydi. Bir de kıskara, yani misal bu. Farz namazlarını okuş gereği. Yani okumasa bora vora dese caizmez. Okuş gerekiyor, ben okuyor mu yapmam, bende ait, benim kalbimde ait dese hemen kadar kutuladı şu adam. Neden kutuladı? İmanını üşlep tuttu da bu.
namozning farziyatini ushlab turibdi. Gunohkor bo'ladi namoz o'qimagani uchun. Har bir qazosini o'qish kerak. Bugun o'qimaganingiz yana sizni zimmangizga yuklanib boraveradi. Yoshingiz katta bo'lgan sari, keksaygan sari qiynalashib boraveradi. Vaqtida o'qib borilsa, inshaalloh joyiga. Profillaringiz o'z yurtasiz. Shunday. Aksar nima emas. Bittikasi. Yo'q, TikTokni ham. Qaysirasizlar? Facebookni yurgizaman. Ya jamoamiz hammasi deyarli nazorat qilaman. Chunki ko'pini boshqa kamanda. Sizni tanimasimda to'g'risi, o'sha yerga kelib bildim, keyin o'sha olgan bilimlarni do'qadim. Bizni bitta negativ profilingizga, ma'ruzangizga negativ nima yozganim, keyin TikTokdagi profilingizga yozib qo'ydim, kuzatmoqchisiz. Negatif yozganingiz uchun kechirdim. Parvardigora barchalarimizni o'z hidoyatida bar davom qilsin, qilayotgan ishlarimizga rivoj bersin. Bu birodarlarimizni Alloh rozi bo'ladigan amallarga muvaffaq qilsin. Dunyoda yuzimizni yorib, qiyomatda Allohning roziligida tirilishimiz nasib qilsin.